Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sade yaşamak. Bismillahirrahmanirrahim. Fekhalefe min ba'dihim half eda'us salah bettebe'us şehevat fesevfe yelkavne gayya illa men tabe ve amene ve amile saliha. فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَهَنَّةِ وَلَا يُزْلَمُونَ شَيْئًا. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tevbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Asr suresinde de ifade edildiği gibi, yani insan, tabii ki o gaflet ve dalalette olan insan kusran ve zarardadır. İman edip salih amel işleyenler istisna. Evet, nefis at gibi. Bir yerde ot buldu mu hemen oraya koşar. Yani nefis dünyaya insanın bakan cihetidir. Ruh ve vicdan, kalp ise ebede, sonsuza, ahirete bakan cihetidir. Nefis onun içindir ki bir insanın bineği gibidir. Mevlana öyle der. Ruh deveciye benzer, nefis deveye benzer. Eğer ruh devecisi beden devesine binerse, onu istediği yere götürür, kontrol elinde ise. Ama Allah korusun, nefis ve beden devesi ruh devecisine binerse, götüreceği yer otlaklıklardır. Yani deveyi yardan uçuran tıpkı bir tutam ot olduğu gibi. Yani nefse ait şehavani, dünyevi, maddi, geçici olan zevkler. Bismillahirrahmanirrahim. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِي ف۪ي زِينَتِي قَالَ الَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثَّ مَا اُوْتِيَ قَارُونَ اِنَّهُ لَزُّ حَظٍ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوْتُوا الْعِلْمِ وَيْلَكُمْ Tevabullah hayr limen amene ve amile saliha. Karun ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise yazıklar olsun. Size iman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur dediler. Yine Karun'u bu servet debdebe içerisinde görenler, onun sarayını sahip oldukları şeyi ki Kur'an ifadesiyle letenu'u bir usbeti ulil kuvve, hazinesini değil, hazinesinin anahtarları dahi güçlü kuvvetli insanlar zor taşıyor idi. Onlar da arzu ettiler, keşke biz de bunun gibi olsaydık, bunun sahip olduğuna sahip olsaydık dediler. Ama Cenab-ı Hak, ki Musa Aleyhisselam'ın akrabası idi, fakir idi. Cenab-ı Hak onu zengin kıldı ama ondan körlük edip innemâ utîtuhu alâ ilmin. Bütün bunlar bana kendi ilmimden, becerimden, zekamdan dolayı bana verildi deyince Cenab-ı Hak karşılık olarak bu hasefnâ bihi ve bidârihi. Biz onu ve onun yurdunu yerin dibine batırdık. Ve ertesi günü onun sarayının her şeyinin yerin dibine battığını gören insanlar yazıklar olsun bize. Meğer biz neyi temenni etmişiz? Yani insan temenni ettiği şeye bir baksın, yerin dibine geçmek midir? Ama hakikaten gerçekten bir nimet midir? Geçici bir nimet midir? Şehvani, nefsani, dünyevi midir? Yoksa uhrevi, baki midir? Buna insanoğlu baksın. Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Amenna. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Arapçada baştaki lam ile sondaki şeddelinin tahkik edatıdır. Yani muhakkak ve elbette ki kesin ve kesin. Yani bu başka alternatifi yok. Çünkü verilen her şey suale tabidir. Bismillah. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةِ اَجَّلْنَا لَهُ ف۪يهَا مَا نَشَاءَ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona. Evet,
Dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer. Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam sallallahu aleyhi ve sellem ailesi onun vefatına kadar iki gün peş peşe arpa ekmeğiyle karınlarını doyuramamıştır. Çünkü onlar maddeyi, dünyayı, geçici olanı değil, baki ve ebedi olanı arzu ettiler. Müslim'in bir rivayetinde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem aile efradı Medine'ye geldiklerinden itibaren vefatına kadar üç gün peş peşe buğday ekmeğiyle karınlarını doyurmuş değillerdir denilmiştir. Yani nimet içerisinde olan insan bunu düşünüp ne kadar eda ettiğine bakmalı. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Aişe radıyallahu anha şöyle demiştir. Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe iki ayda üç hilal görürdük. Yani iki ay geçer, üçüncü aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim ne ile geçinirdiniz diye sordum. Hurma ve su ile. Şu kadar ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi diye cevap verdi. Ebu Said el-Makburi'nin Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün Ebu Hüreyre önlerinde kızartılmış koyun bulunan bir topluluğun yanından geçti. Kendisini sofraya davet ettilerse de o yemekten kaçındı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arpa ekmeğiyle bile karnını doyurmadan dünyadan göç etti dedi. Yani ben nasıl yerim? Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmekte yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben peygamberinizi sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Karnını doyuracak kadar kötü bir hurma bile bulamadığı günler olurdu. Yani buna rağmen ibadetten, taattan asla aynı şekilde azm ve gayret ile. Yani Hazreti Ayşe'ye dediği gibi, ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım mı? Hep o şakirinden oldu, şükreden bir kul oldu. Binler salat ve selam olsun. Sehel bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sel, peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi. Yani bu vasiyet içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hayat geçirdi. İsteseydi krallar gibi yaşardı. Aynen amenna. Ama o onu seçmedi. El fakru fakri. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı fakirlikle iftihar etti. Fakrını anladı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhuma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir dedi. Açlık ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce buyurun hoş geldiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına evin sahibi filan nereye gitti diye sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gitti diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce Allah'a hamdolsun. Bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. Buyurun yiyin dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakın ha sağılanlara dokunma buyurdu. Ev sahibi onları bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Allah-u Ekber. Hemen yedi, hemen arkasından. Kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı buyurdu. Yani öyle. Küçük büyük hemen yâmel miskâle zerretin hayran yere. Hemen yâmel miskâle zerretin şerran yere. Zerre kadar, atom kadar da iyilikte, kötülükte elbette görülecektir. Halid bin Ömer el-Adevi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Basra emiri olan Utbe bin Gazvan bize yaptığı bir konuşmada Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle dedi. Dünya faniliğini ilan etti. Ve arkasını dönüp hızla gidiyor. Kendisinden geriye ancak içildikten sonra bir su kabında artan kadar az bir şey kaldı. Siz bu dünyadan sonu olmayan bir yere göç edeceksiniz. Şu halde oraya en hayırlı amellerle gitmeye çalışın. Çünkü bize haber verildiğine göre cehennemin yukarı tarafından atılan bir taş 70 sene zarfında dibine ulaşamaz. Yani bu bir mecazdır. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilerle otururken bir gürültü işitiyor. Efendimiz buyuruyor ki 70 yıldır cehennemin dibine düşmekte olan bir taş bugün cehennemin dibine düştü. Bir müddet sonra bir sahabi geliyor. Ya Resulallah 70 yaşında falan münafık oldu, öldü diyor. Ve Efendimizin böylece o münafığın cehennemin bir taşı olduğunu ifade etmiş oluyor. Yoksa yani 70 yıllık bir uzantı şeklinde sadece değil. Bu da bir mecaz vardır. Allah'a yemin ederim ki cehennem mutlaka doldurulacaktır. Ki Cenab-ı Hak Kur'an'da da yeminle ifade ediyor. لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Yani cennet de doldurulacak ama cehennem gibi bu derece Cenab-ı Hak kasem etmiyor. Cehenneme yemin ettiği gibi muhakkak ve elbette ki cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım. Siz bu işe şaşıyor musunuz? Bize zikrolunduğuna göre cennet kapılarının iki kanadı arasında 40 senelik yürüme mesafesi vardır. Bir vakit gelecek ki cennet dolacak, izdihamdan yer bulunmayacaktır. Ben ilk defa Müslüman olan 7 kişiden 7.'si olduğumu biliyorum. Ve öyle zamanlar yaşadık ki ağaç yaprağından başka ağzımız yoktu. Yaprak yemekten dudaklarımızın yanları yara olmuştu. Benim elime bir örtü geçmişti ve onu Sa'd bin Malik ile aramızda paylaşmıştım. Örtünün yarısıyla ben, yarısıyla da Sa'd bin Malik örtülmüştü. Bugün ise her birimiz bir şehre vali olmuş bulunuyoruz. Ben kendimi büyük görmekten ve Allah'ın yanında küçük düşmekten ona sığınırım. Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsü ile kalın bir izar, peştemal çıkardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti dedi. Burada da not düşülmüş. Elimizdeki Buhari ve Müslim nüshalarında hadisin ravisi Ebu Musa el-Eş'ari değil, oğlu Ebu Bürde'dir. Yani bu böylece rivayetin sağlam kaynakları farklı rivayetlerden anlatılmış oluyor. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah yolunda ok atan ilk Arap benim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte harp ettiğimiz vakitlerde ağaç yapraklarından başka bir yiyecek bulamadığımız oluyordu. Semür denilen ağaç yaprağını yediğimizden dolayı dışkımız koyun dışkısı gibi olurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım Muhammed'in ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et diye dua buyurmuştur. Yani dediğimiz gibi yoksa isteseydi Uhud kendisi için altın olurdu. O Uhud dağı
altın Cenab-ı Hak kendisi için yapardı. O devamlı şakirinden olmayı, aynı zamanda sabirinden olmayı, yani Süleyman Aleyhisselam gibi şakirinden, Eyüp Aleyhisselam gibi sabirinden olmayı, o külli manayı kendisinde cem etmeyi Aleyhisselatü Vesselam tercih etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki, açlıktan yerde kıvrandı ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu bir gün. Halkın gelip geçtiği yola oturdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da, Ebu Hir dedi. Buyur ya Resulallah dedim. Arkamdan gel dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Resulullah eve girdi. O da içeri girmek için izin istedi. Ebu Hureyre, Allah Resulü müsaade edince girdim. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve bu süt nereden geldi diye sordu. Filan adam veya filan kadın sana hediye etti diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ebu Hir dedi. Ben de buyur ya Resulallah dedim. Suffe'dekilere git, onları bana çağır dedi. Ebu Hureyre diyor ki, Suffe ehli İslam'ın konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse, kendisi ondan hiçbir şey yemez. Onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa, hediyeden bir parça alır, onlara da gönderir ve böylece hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Çünkü altı üstü bir tas, bir bardak. Kendi kendime ashab-ı Suffe'ye bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim dedim. Onlar gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime onları içirirsem bana ne kalacak ki diye düşündüm. Fakat Allah ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itaattan başka çarem olmadığından gittim ve Suffe'dekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hir dedi. Buyur ya Resulallah dedim. Sütü al ve onlara ver dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Cemaat da tamamen süte kalmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi ve sonra da Ebu Hir dedi. Buyur ya Resulallah dedim. Bir ben kaldım bir de sen buyurdu. Evet ya Resulallah dedim. Otur ve iç dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi. İçtim. Sonra yine iç dedi. İçtim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durmadan içliyordu. Sonunda seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Kabı bana ver dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti. Ve besmele çekerek kalan sütü içti. Binler afiyet olsun. Burada şu not da ele alınmış sahabi Ebu Hureyre'nin adı Abdurrahman'dır. Hazreti Peygamber onu kucağındaki kedisiyle görünce kendisine kedici anlamında Ebu Hureyre lakabını vermiştir. En son en çok hadis rivayet edenlerden Ebu Hureyre ashab-ı Suffa'dan. Asıl adı Abdurrahman. Bununla da meşhur olmuştur. Bu rivayette ise kendisini çok sevdiğini belli etmek için künyesini kısaltarak Latife yollu Ebu Hir, yani kedi babası, kedicik babası, yani kedici diyerek ona seslenmiştir. Bu konuda Ebu Hir lakabı da oradan gelmiş oluyor. Muhammed bin Sirin'den rivayet edildiğine göre Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberiyle Aişe'nin radıyallahu anh'a odası arasında bayılıp düştüğümü biliyorum. Gelenler beni Mecnun sanıp adetleri üzere ayaklarını boynuma koyarlardı. Halbuki ben Mecnun değildim. Açlıktan kaynaklanan dermansızlıktan başka bir şeyim yoktu. Yani şimdiki basit ifadeyle artık şekerin ve tansiyonun durumu gibi düşmesi gibi. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman zırhı 30 ölçek arpa karşılığında bir Yahudi'de rehin bulunuyordu. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zırhını arpa parası karşılığında rehin bırakmıştı.
ben peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir arpa ekmeği ve bir miktar bayat iç yağı götürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim. Muhammed'in ailesi 9 hane idiler. Bir ölçek arpa ile sabahladıkları veya akşamladıkları olmamıştır. Yani kralların sarayı gibi değil. Seyyidül hal, seyyidül kavmi hadimu. Bir kavmin efendisi o kavme hizmet edendir. Kendisine hizmet ettirilen değil yani. Hizmet edilen değil, hizmet edendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Suffe ashabından 70 kişi gördüm. İçlerinde ridası yani belinden yukarısını örtecek gömleği olan bir tek kimse yoktu. Ya izar yani alta giyilen peştemal, kuşanır yahut boyunlarına bağladıkları bir elbise giyerlerdi ki kiminin bacaklarının yarısına, kiminin de topuklarına ancak varabiliyordu. Her biri namazda avret yerinin görülmesini istemediği için giydiğini eliyle toplardı. Hazreti Aişe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağı deridendi ve içi hurma lifiyle doluydu. Yani yemesinde de giymesinde de yattığı yerde de Efendimiz sadeydi. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Tabi Sade'nin de daha aşağı bir durumda yani. Yani diğer taraftan böyle ziynetli, süslü saraylardaki gibi değildi. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem oturuyorduk. Bu sırada Ensar'dan biri gelip selam verdikten sonra döndü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ensar kardeş, kardeşim Sa'd bin Übade nasıl diye sordu. O da iyi cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden kim onu ziyaret etmek ister buyurdu ve kalktı. Biz de. Onunla beraber 10-15 kişi kalktık. Ayaklarımız çıplak ve başlarımız açıktı. Üzerimizde gömleğimiz bile yoktu. Çorak bir zeminde yürüyerek Sa'd'ın yanına geldik. Yakınları geri çekildiler ve Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem ashabı onun yanına kadar geldiler. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem onlardan sonra gelenler diye 2 defa mı yoksa 3 defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlarda şişmanlık görülmeye başlar. Yani bu günler, o günleri, o ifadeleri aynen gösteriyor. Bugün dünyada 1 milyara yakın obezite insan var. Yani fazla yemeden dolayı aşırı şişmanlık. Dünyada 1 milyara yakın açlık sıkıntısı çeken insan var. Başta Afrika gibi. Afrika gibi. Yani ne oldu? O aç olan insanların gıdalarını öbürleri obezite olanlar bu şekilde böylece yemiş oldu. Bir de o obeziteden kurtulmak için harcanan trilyonları düşüneceğiniz zaman sadece o obeziteden kurtulmak için harcananlara, harcanan o para, açlık çeken insanlara, 1 milyar insana harcansa inanınız açlık kalmaz. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen, nafaka olarak fakir fukaya muhtaç olanlara vermen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Çünkü onlardan sorumlu. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz, can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir. Yani insanlar kendilerinin sahip olmadıklarına değil de kendilerine verilen o nimetlere bakaraktan şükretmeliler. Aksi takdirde zaten
nankörlük olur. Ki Kur'an ifadesiyle adiyat lekenut diyor. O insan çok nankördür. Abdullah bin Amr bin Aslan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur. Yani yine Efendimiz buyurduğu gibi en büyük kanaat elbette ki zenginliktir. En büyük zenginlik de kanaattadır. Ebu Muhammed Fedale bin Ubeyd el-Ensari'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Müslüman olup da yeteri kadar rızkı bulunan ve buna kanaat eden kimseye müjdeler olsun. Yani onun için kanaat dediğimiz gibi zenginlik olduğu içindir ki mümin. Elbette ki bu manada yani elbette kendisine düşeni yapacak. Çalışma, gayret vesaire. Ama israfın ucu açık. Yani israfa derler yani dünya dayanmaz. İsraf eden için dünya dayanmaz. Onun için israf etmeden kanaat içerisinde ve şükür içerisinde mümin hareket etmelidir. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlerce aç kalırdı. Ve ailesi akşam yemeğini bulamazdı. Onların ekmekleri çoğunlukla arpa ekmeğiydi. Bir de düşünün ki yani şimdiki gibi yani beyaz değil o manada. Buğday ekmeği de değil ve beyaz da değil zaten. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla namaz kılarken ashabı suffeden açlıktan dolayı namazda ayakta duramayıp bayılan ve düşenler oluyordu. Dışarıdan gelen bedeviler bunlar deli mi derlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılınca düşenlerin yanına var. Allah Teala katında sizin için hazırlanan şeyleri bilseydiniz daha fazla yoksul ve muhtaç olmayı isterdiniz buyururdu. Yani dünya onların olsun, ahiret sizin olsun diye yani baki olanı müteveccih eder idi. Çünkü ebedi olan, en hayırlı olan baki olandır. Ebu Kerime el-Mikdam bin Madi Keribin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu, midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetinde ise karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın. Yani Azeri bir güzel atasözü var. Denir ki ne çok yiyirem hekime gidirem, ne yanlış idirem hakime gidirem. Yani insan ne çok yerim diyor doktora giderim, hekim yani, ne de yanlış ediyorum ki hakime gideyim. Zaten bu insan bunu yapsın yeter. Nitekim 46 yıl at sırtında o diyardan bu diyara cihat üzerine mücadele eden Kanuni Sultan Süleyman 3600 civarında beyit yazar. Ama bunun herkes tarafından en çok bilineni ise şudur. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi. Yani en büyük devlet sıhhat. Sıhhatın kaynağı da elbette ki yani taam üzerine yememektir. Efendimizin buyurduğu gibi en azından üçe bölmektir. Mideyi. Ebu Umame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitmiyor musunuz? İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır buyurdu. Yani israfsız. Tabii nimetler şükür için yenilebilir. Şükür için nimetler yenilebilir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın sahabeye yine ifade ettiği gibi dehşetli cami kuşu iken dehşetli sonuca ulaşan sahabeye öyle demişti. Ya sahabe şükredebildiğin az mal, şükredemediğin çok maldan daha hayırlıdır. Rabbim bizlere şükredebileceğimiz kadar mal versin. Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Kureş kervanını yakalamak üzere bizi gönderdi. Ve Ebu Ubeyde'yi de başımıza kumandan tayin etti. Yiyecek olarak da bir heybe hurmadan başka verecek bir şey bulamadı. Ebu Ubeyde bize birer hurma veriyordu. O hurma ile nasıl yapıyordunuz diye sordular. Çocuğun meme emmesi gibi hurmayı emiyor, üstüne de su içiyorduk. O gün akşama kadar bize bu yetiyordu.
Biz habat denilen yaprağı değneklerimizle dalından düşürüyor, onu su ile ıslatarak yiyorduk. Derken deniz sahiline geldik. Sahilde büyük kum tepesi gibi bir şey göründü. Yanına vardığımızda onun amber denilen bir balık olduğunu öğrendik. Bunun üzerine Ebu Ubeyde, bu bir ölüdür dedi. Sonra hayır, biz Allah'ın elçisinin elçileriyiz ve Allah yolundayız. Zor durumda kalmış bulunduğumuz için ondan yiyebilirsiniz dedi. Biz 300 kişiyi bir ay onunla yaşadık. Hatta biraz kilo bile aldık. Biz onun göz çukurundan kılal denilen kaplan yağı alıyorduk. Ve ondan öküz büyüklüğünde parçalar kesiyorduk. Ebu Ubeyde bizden 13 kişiyi balığın göz çukuruna oturttu. Ve subhanallah. Yunus balina. Ve onun kaburga kemiklerinden birini alıp dikti. Develerin en büyüğünü eğerleyerek onların altından geçirdi. Balığın etinden kurutup sakladık. Medine'ye geldiğimizde olanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah'ın size lütfettiği bir rızıktır. Yanınızda etinden bir şeyler var mı? Bize de ikram edin buyurdu. Biz de Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ondan bir parça gönderdik ve o da yedi. Bu da onun tamamen helal olduğunu. El-ma'u ve ma fiha hillun diyor Efendimiz. Su ve içerisinde olan elbette ki helaldir. Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Yani aslında asr-ı saadette olan bu durumlar bütün asırları ışık tutacak derecede İslam hukukunda hükmün ortaya çıkmasında adeta bir sahne gibi. Onun için sahabiler İslam'ın saf-ı evvelidirler. İlk safını oluşturmuş olan değerli şahsiyetlerdir. Ve böylece biz nasıl yaşanılacağını, neyin helal, neyin haram olduğunu, onların hayatlarında görmüş oldukları, yaşamış oldukları durumlar ile de öğrenmiş olmaktayız. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani orada demek ki haram olsaydı istemez, davet etmez, yemezdi. Yanınızda var mı diyor. Onlar da evet diyor. Onların da yanına alması o da ayrı bir durum. Gerçi çok olduğu için de kurutuyorlar. Yani böylece yöntemleri de, usulleri de böylece Resulullah asırlara öğretmiş oluyor. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Biz Hendek Savaşı günü hendek kazarken çok sert bir kayaya rastladık. Ashab peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip sert bir kayayla karşılaştıklarını söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hendeğe ben inerim buyurdu. Sonra yerinden kalktı. Açlıktan karnı sırtına yapışmıştı. Orada kaldığımız 3 gün içinde hiçbir şey yememiştik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı eline alıp indirince o sert kaya kum gibi dağıldı. Daha sonra ben, ya Resulallah, eve kadar gitmeme müsaade buyur dedim. Hanımıma seslenerek ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem tahammül edilemeyecek bir halde gördüm. Evde yiyecek bir şey yok mu dedim. Biraz arpa ile bir oğlak var dedi. Ben oğlağı kestim. Eşim arpayı öğütü, ekmek yaptı. Eti de tencereye koyduk. Ekmek pişerken tencerede taşlar üzerinde kaynamaktaydı. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve ya Resulallah biraz yemeğimiz var. Bir iki kişiyle bize kadar buyursan diye rica ettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar diye sordu. Olanı söyledim. Hem çok hem iyi. Hanımına ben gelinceye kadar tencereyi ateşten indirmemesini, ekmeği de fırından çıkarmamasını tembih et dedi. Ashabına da kalkın emrini verdi. Orada bulunan muhacir ve ensar ile birlikte kalktılar. Ben hanımımın yanına girdim ve vay başımıza gelenler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacir, ensar ve onlara katılanlarla beraber geliyor dedim. Hanımım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazırlığınız nedir diye sordu mu dedi. Evet dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girin sıkışmayın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ekmeği kesiyor, eti üzerine koyuyor ve her alışından sonra tencere ile fırını kapatıyordu. Aldığı et ile ekmeği devamlı ashabın önüne koyuyordu. Sonunda doydular. Bir miktar da arttı. Cabir'in hanımına hitap ederek bunu ye ve komşularına da hediye et. Çünkü insanlar da açlık çekmekte buyurdu. Bir rivayette Cabir diyor ki hendek kazılırken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem çok acıkmış gördüm. Hanımımın yanına döndüm. Yiyecek bir şeyler var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok acıkmış gördüm dedim. O da içinde bir ölçek arpa bulunan bir kap çıkardı. Bir de
besili kuzumuz vardı, onu kestim. Hanımım da ben işimi bitirinceye kadar ekmeği hazırladı. Eti parçalayıp tencereye koydum. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmek üzere ayrılırken hanımım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının yanında beni mahcup etme dedi. Bundan dolayı Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gidip gizlice, ya Resulallah, bir kuzumuz vardı, onu kestik. Hanımım da bir miktar ekmek yaptı. Birkaç kişiyle birlikte buyursan dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Hendek ehli, Cabir bize yemek hazırlamış, haydi gidelim dedi. Ve Cabir'e, ben gelinceye kadar tencereyi ateşten indirmeyin, hamuru pişirmeyin dedi. Ben eve geldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cemaatin önündeydi. Eşim yanına varınca bana çıkıştı. Ben de söylediğini yaptım dedim. Hamuru çıkardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona üfleyerek bereketi için dua etti. Sonra tencerenin yanına geldi. Ona da üfleyerek bereketi için dua buyurdu ve bir kadın daha çağır da sana ekmek yaparken yardım etsin. 3-4 kişilik, 5 kişilik. Tencereyi de ateşten indirme. Ondan kepçe ile al da dök dedi. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gelenler 1000 kişiydiler. Ravi diyor ki, Allah'a yemin ederim ki onlar yiyip ayrıldıklarında tenceremiz hala kaynıyor. Ekmeklik hamurda öylece duruyordu. Vallahi, billahi, tallahi. Küre-i arzdaki bütün insanlar ve varlıklar gelse, gene yese tok olur, tok olarak kalkardı. Yeminle ifade ediyorum, buna da herhangi bir kefaret gerekmez. Amenna ve saddakna. Evet, o zat istesinde olmasın mümkün mü? Asla. İşte Efendimiz buna benzer binin üzerinde kendi zamanında gerek münferit olarak gerekse böyle toplu olarak asker mesela ki susuzluktan daha önce de geçtiydi. Hayvanları kesip suyunu sıkıyor. Efendimiz 300 kişilik orduya kırbanın dibinde az kalmış olan su eline dökülüyor. 10 musluklu çeşme gibi elinden su akıyor. 300 kişilik ordu içiyor. Kırbalarını dolduruyor. Hayvanları içiyor. İhtiyaç bitiyor ve su kesiliyor. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha, Ümmü Süleyme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sesi kulağıma oldukça zayıf geliyor. Ve onun aç olduğunu biliyorum. Yanında yiyecek bir şeyler var mı dedi. O da var cevabını verdi. Ve hemen birkaç tane arpa ekmeği çıkardı. Sonra örtüsünü alarak bir kenarda ekmekleri sardı ve elbisemin altına yerleştirdi. Örtünün geri kalanını da bana verdi. Sonra beni Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gönderdi. Ben o sıra mescitte bulunan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gittim. Yanında bazı adamlar vardı. Yanlarına gelince ayakta dikildim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni Ebu Talha mı gönderdi buyurdu. Evet dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek için mi dedi. Evet dedim. Yanındakilere haydi kalkın buyurdu. Onlar kalkıp yürüdüler. Ben de onların önünde yürüdüm. Ebu Talha'ya gelerek durumu haber verdim. Bunun üzerine Ebu Talha, ey Ümmü Süleym, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilerle birlikte geldi. Onları doyuracak kadar yemeğimiz yok deyince kadın, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Teslimiyet. Allahu Ekber. Bunun üzerine Ebu Talha gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla birlikte içeriye girdi. Ve ya Ümmü Süleym, yanınızda ne varsa buraya getir dedi. O da olan ekmekleri getirdi. Resul-i Ekrem'in isteği üzerine ekmekleri ufaladılar. Ümmü Süleym yağ tulumunu sıktı ve bu suretle ekmeğe katık yaptı. Resul-i Ekrem de ekmek üzerine dualar okudu. Sonra 10 kişiyi içeri alın dedi. Onlar içeri alındılar. Doyuncaya kadar yediler. Sonra çıktılar. Sonra yine 10 kişiyi alın dedi. Onlar da yiyip çıktılar sonra. 10 kişiyi daha alın dedi. İşte bu suretle cemaatin hepsi yediler ve doydular. Afiyetler olsun. Hepsi 70 veya 80 kişiden ibaretti. İsterse 70 bin kişi olsun. Diğer bir rivayet şöyledir. Onlar onar onar girip çıkıyorlardı. Nihayet onlardan sofraya oturmayan kimse kalmadı. Doyuncaya kadar da yediler. Sonra sofrada kalan yemekleri topladı. Yemekler sanki el değmemiş gibi duruyordu. Diğer bir rivayet şöyledir. Şimdi burada 80 kişi olunca, yani bunlardan farklı farklı rivayetler olabilir. Kendi bulunduğu pozisyon itibarıyla değerlendirebilir.
Diğer bir rivayet şöyledir. Onar kişi, onar kişi yediler. 80 kişinin hepsi de yedi. En son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile hane sahipleri yediler. Yine de yemek arttı. Mesela diyelim ki bunu muhtemelen en son kalan sahabi görmüş olabilir. Öbürleri yiyip çıkmış olabilir. Diğer bir rivayet şöyledir. Komşularını dağıtacak kadar arttı deniliyor. Enes bir rivayetinde diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. Onu ashabıyla beraber otururken gördüm. Karnını bir sargı ile bağlamıştı. Ashabtan bazılarına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karnını niçin sarmış diye sordum. Açlıktan dediler. Bunun üzerine Ümmü Süleym'in eşi Ebu Talha'ya gittim. Babacığım, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşakla belini sarmış gördüm. Ve ashabtan bazılarına niçin sarmış diye sordum. Açlıktan cevabını verdiler. Dedim, bunun üzerine Ebu Talha annemin yanına girdi ve yiyecek bir şeyler var mı dedi. O da, evet biraz ekmekle birkaç hurma var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız başına gelirse doyurabiliriz. Ama yanında başkaları bulunursa yemeğimiz az gelir dedi. Enes hadisin tamamını zikretti. Not olarak bu rivayetler ilk Müslümanların ellerinde bulunanları birbirleriyle nasıl paylaştıklarını, zor zamanda örnek bir dayanışma gösterdiklerini bildirmektedir. Hazreti Peygamber'in duası bereketiyle ve sahabilerin samimiyetiyle az miktardaki yiyecekle doyma hissine erdiklerini ve kanaatlarının karşılığını gördüklerini ifade etmektedir. Allah hepsinden de razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli.